Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Mümin, müminin aynasıdır. Az buçuk tabii bundan bir şeyler çıkartmak mümkün ama tabii İslam alimleri nasıl bunu açıklamışlar? Ne anlamamız gerekiyor? Bize anlatabilir misiniz? Yani mümin, müminin aynasıdır ne demek? Estağfurullah. Gerçesinde ifade ettiğiniz gibi hani hadis-i şerifteki bildirilen açık ama bazen onun izahına da muhtaç durumlar söz konusu oluyor. Ya, bazı teferruatlar oluyor. Tabii İslam alimleri bizim anlayacağımız şekilde çok güzel bir şekilde izah etmişler. Yani müminin aynasıdır. Aslında diğer insanların hepsine ayna gözüyle bakıyor. Baktırıyorlar daha doğrusu. İslam alimleri kitaplarını okuyunca nasıl bakarsın? Adam baktın yalan söylüyor. Baktın işte görüyorsun mücessem yani cisim halinde bir adamı görüyorsun yalan söylüyor. Ben de bir insanım. Ben de aynı şekilde cesedim ve dilim var konuşuyorum. Şimdi bu bana aynalık yapacak. Nasıl yapacak aynalık? Bu yalan kötü bir şey. Ben o yalanı gördüm ya çevireceğim kendimle. Ben de bunun gibi yalan mı söylüyorum? Ben de bunun gibi yalancı mıyım? Ben de bunun gibi nemman mıyım? Ben de bunun gibi dedikoducu muyum? Bu bende var mı? Kendine çeviriyorsun. Yani orada gördün o görüntüyü hemen kendine çevireceksin. Müminin aynasından murat olur. Bir mümin başka bir müminle, bir Müslüman başka bir Müslüman. Bir hata ve kusur gördüğü zaman. Bu hata ve kusur bunda var. Bir de ben bakayım kendime. Bir de ben bakayım. Onda zararlarını da görüyoruz. Zararlarını da görüyorsun. Evet. Bende var mı? Aynalık yaptı bana. Bunun tersi de var. Yani. Baktım cömert. Baktım onu herkes seviyor. O zaman bakıyorum. Bu ne yapıyor? Kimseyi diliyle incitmiyor. Elindekini herkese paylaşıyor. Herkese bugünkü tabirle diyelim sevecen yaklaşıyor. Küçüklerine aynı şekilde şefkatli, büyüklerine saygılı davranıyor. Bende var mı bunlar? Bakıyorum. Yok. Beni kimse sevmez o zaman. Onun gibi olmalıyım o zaman. Ha. Demek ki bu hallere ben de kavuşmam lazım. Ne oldu şimdi? Bana aynalık yaptı. Bana aynalık yaptı. Şimdi kitaplarda anlatılırken bazı hadiseler de naklediyor kitaplarda. Bir gün Ebu Cehil geliyor Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam. Ne kadar kötü sözler varsa hepsini söylüyor. O söyledikçe Resulullah Efendimiz doğru söyledin buyuruyor. O çekip gidiyor. Biraz sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri geliyor. Bu sefer o da bakıyor. Resulullah Efendimiz'i öyle övüyor, öyle güzel şeyler söylüyor ki ona da doğru söyledin. Tabii orada bundan Ashab-ı Kiram'dan bazıları demişler ya Resulallah biz anlamadık. İkisine de doğru söyledi. Ebu Cehil geldi kötü sözler söyledi, doğru söyledin dediniz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri geldi iyi şeyler söyledi, ona da doğru söylediniz dediniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ikisi de doğru söyledi buyuruyorlar. Çünkü ben aynayım buyuruyor. Geldi Ebu Cehil bende o kötü sıfatlarını gördü. Kendi sıfatlarını saydı gitti. Ben de doğru söyledim sen böylesin dedim. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri geldi kendi güzelliğini güzel sıfatlarını gördü bizde. O da içinden gelen o güzel şeyleri söyledi. Kendisine vardı o. O da doğru buyuruyorlar. O da doğru. Bazen insan sinirlendiği zaman kendi sıfatlarını başkalarına söylenmiş. Sen namussuzsun, alçaksın, şerefsizsin falan filan derken aslında kendisini de dile getirmiş, kendi içinde bulunduğu hali söylermiş. Farkına varmadan kopya veriyor. Hatta kitaplarda var. Yani kafirler birbirlerine böyle hakaret etmeye başlayınca ikisi de el-hak doğrudur diye hadis-i şeriften naklediliyor. Türkiye'de de oluyor. Bakıyorsun birisi diyor ki siz yalancı sahtekarsınız. Öbürü de diyor ki siz de yalancı ve sahtekarsınız. Çünkü ikisi de biliyor birbirinin durumlarını. İkisi de yalancı, ikisi de sahtekar. Ve ikisi de doğru söylüyor. Sahtekar tanıyor. Şimdi iki ama varmış da bir gün oturmuşlar böyle sarma yiyorlarmış, dolma yiyorlar falan. Bir ara birisi demiş ki sen iki yiyorsun. Demiş bir dakika. Nereden biliyorsun benim iki yediğimi? Bu bir. İkincisi, sen demiş aynı şekilde amaydın ya.
Ben demiş iki tane alsam bile nereden vereceksin, nereden göreceksin? Ben demiş iki şey yiyorum da. Seni de öyle zannediyorum. Kişi kendi gibi biliyormuş. Ha, kişi kendisi gibi biliyor. Evet, dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin aynasıdır. İnsan başkasında gördüğü bir kusuru kendinde arar ve kendinde bu kusuru tespit edip bunun tedavisiyle meşgul olursa bu yolda kötü huylardan kurtulmak için bir ilaç olur. Onun için müminin aynasıdır buyuruyor. Çünkü dinimiz ahlakınızı iyileştiriniz. Nasıl iyileştireceksin? Kitaptan okumak suretiyle. Onsan müminin aynasıdır, ona bakmak suretiyle. Bunda güzel huylar var veya bunda kötü huylar var. Kötü huylar varsa, ha bende varsa onu atayım. Güzel huylar varsa bunu ben de alayım. Demek suretiyle. O zaman aynalık vazifesi yapar. Yoksa ya çok mübarek adam, bu da çok kötü adam, bende bir değişiklik yok. Olduğu yerde kalıyorsun. Kellim kellim la enfa diye bir tabir kullanılır. Yani söyle söyle hiçbir faydası olmaz. Hiçbir faydası olmaz böyle kimselere. İsa Aleyhisselam'a bu güzel ahlakı kimden öğrendin diye sual ettiklerinde zaten ulul azm bir peygamber yani en güzel cevabı da vermiş. Kimden öğrendin diye sorduklarında cevaben buyuruyor ki İsa Aleyhisselam, bir kimseden öğrenmedim. İnsanlara baktım. Hoşuma gitmeyen huylarından sakındım. Beğendiklerimi ben de yaptım buyurmuştur. O kadar basit. Yani tek cümleyle cevap vermiş İsa Aleyhisselam. Formül açık yani. Evet. İnsanlara baktım. Hoşuma gitmeyen huylardan sakındım. Beğendiklerimi ben de yaptım. Baktın. Bu hoş bir şey değil. Bende var mı yok mu? Hoş değilse ben de yapmayayım bunu. Onda hoş değil, bende hoş mudur bu? Güzel midir yani? Bu kötüyse, orada kötüyse bende de kötü. Herkes de kötü. Herkes de kötü. Dolayısıyla bana aynalık yapıyorsa, ben onu gördüysem o kötülüğü, öyleyse ben onu terk etmem lazım. Birisinde de güzel bir şey gördüysem bana aynalık yapması lazım. Benim onun hayatıma geçirmem lazım. İsa Aleyhisselam buyurduğu gibi. Kimseden öğrenmedim diyor. Kötüyü gördüm, beğenmedim bunu. Kendime baktım, kendimkini attım. Onu beğendim, hoşuma gitti. Kendi hayatımı onu geçirdim. İnsan kendinde bir kötü huy tespit edince bu kötü huya yakalanmasının sebebini araştırması, bu sebebi yok etmeye ve bu kötü huydan zıttını yapmaya çalışması lazımdır. Zira kötü huydan kurtulmak bunun zıttını yapmakla mümkündür. Zıttını yapmakla mümkündür. Adam kötü davranıyor. Adam hakaret ediyor. Ben de hakaret ediyorum. Ne oldu? Ayna falan olmadı bana şimdi. Yani ne buyuruyor? Sen bunu değiştirecektin. Hakaret etmeyecektin. İnsanları kırmayın. Ama bana hakaret ediyor. Ona yumuşakla davranman gerekiyordu. Efendim olur mu öyle şey? Olur. Allah-u Teala'nın yarattığı kullarından, işte evliya dediğimiz kulların hayatlarında var. O kulların bu halleri boşuna açığa çıkarılmamış ki. Ama biz evliya değiliz. Değiliz ama hiç olmasa gayret içerisinde olmamız lazım. Hani büyüklerden bir zata birisi gelmiş, hakaret etmiş, etmiş. O zat bitti mi buyurmuş. O da demiş, bitti. Demiş, eğil demiş, adam eğilmiş. Ben var ya demiş, sen beni bilmezsin demiş ya. Senin o zannettiğinden daha kötü birisiyim ben deyince adam mahcup olmuş, özür dilemeye başlamış. Ama bunu samimi söylüyor. Niye samimi söylüyor? Allah-u Teala kendisine verdiği nimetler karşısında yaptıklarının hiç olduğunu idrakinde. Şimdi böyle insanları insan okuyunca, hele bir de hayatta olup da görünce insan değişmemesi mümkün değil. Çünkü aynalık yapıyor. Şimdi hayatta değillerse kitapları var. Kitaplardan okuyunca insan böyle der ki ya böyle insan var mı? Olabilir mi? Olabilir. Var. Var. Her asırda. Ha, önceki asırlarda çokmuş. Mesela Anadolu coğrafyası için kum gibi evliya kaynardı buyuruyor. Semerkant, Buhara, Oma, Vera, Nehir, kum gibi evliya kaynardı buyuruyor. Yani kadını erkeği, hepsi salih kul. Dereceleri yüksek olanlar var. Şimdi bu coğrafyada bunlar yaşamışlar. Biz mesela zaman zaman işte yok babaannemiz falan filan diye misal veriyoruz. Onlar suyunun suyu. Ama onlar kendilerinden öncekileri görmüşler. Saf, temiz. Öyle bir şeyler var ki Müslüman yalan söylemez diyor. Gidiyorsun. Ben kendi babaannemden rastladım. Ya işte babaanneme böyle takılan birisi vardı falan. İşte dedi bir sel geldi dedi işte dedi, sizin evin önünde dedi yumruk kadar taşı koyuverdiler. Sizin tarafa su değil. Yumruk kadar taş. Koca sel. Nenem başladı aynı şekilde. O kim bir de isim söylüyor. Onunla şey yapıyor, uğraşıyor. Söz söylüyor falan. Dedim ya nene yumruk kadar taş diyor. O onu dinlemiyor. O onu dinlemiyor. Şey de yapmıyor falan. Onun muhakemesini de yapmıyor. Müslümansa diyor bu doğru diyor. Doğru taşı, taşı koymuş suyu bu tarafa çevirmiş. Ya yumruk kadar taşı. Senin önünden alıp götürür mü? Ama onun i̇şte doğru olduğuna işte. Zannediyor. Doğru olduğuna. Şeyde böyle yaşça bizden büyük birisi anlatıyordu. İşte Anadolu'nun bir şehrinde.
dedi babamlar falan işte Mehmet amca derler dedi falan. Adam dedi varlıklıydı falan. İnsanlar gelirmiş işte Mehmet amca bana bir ödüş para ver falan. Verirmiş adamcağız böyle. Bir tanesi gitmiş demiş ya Mehmet amca bu insanlar senin parayı alıyorlar. Senin parayla ticaret yapıp kâr ediyorlar. Bunlar ihtiyaçları olduğu için sıkıntı olduğu için senden borç istemiyorlar. Ben dedi çocuktum dedi ya adamcağız dedi ki Müslüman yalan söylemez. İhtiyacı olmasa borç istemez. Dedi kapattı defteri dedi. Adam dedi öbür tarafı şey yapmıyor. Müslüman yalan söylemez diyor. E bunlar 100 sene önce, 200 sene önce gidince tertemiz insanlar. Tertemiz evet. insanlar. Yani şunun için anlatıyordum da baktığın zaman güzel ve hani İslamiyet'i huy edinmiş insanları görmek mümkün. Onları görünce insanlıktan olmalı sana hani. Yalan söylemeye bile cesaret edemez asbak kadar şey yapmış olsa. Zaten ben çocukluğumda nenem emsallerinden öyle şey yapınca dinlerdim falan. O derler temiz insan yalan söyleyemez. Adamı tembih ediyorlar ya şöyle söyle falan diye. Adam gene beceremiyor karıştırıyor doğruyu söylüyor. Beceremez. Yapamaz onu. Öyle güzel insanlar varmış. Hani nereden çıktı bu? Efendim insan olur mu? Olmuş. Bunlar yaşamış. Bu coğrafyada yaşamışlar hem de. Böyle insanlar yaşamışlar. İnanıyor adamcağız. Yani biz de tek tük de olsa zaman zaman böyle insanlara aynı şekilde rastlıyoruz. Görüyoruz. Yani olmaz diye bir şey yok. Biz bir gayret ederiz. Hani karıncaya demişler yolculuk nereye? Hacca demiş. Bu ayaklarla mı demiş yolunda da ölemez miyiz? Biz de gayret ederiz. Ha, bir Müslümana bakarız. Güzel gördüğümüzü almaya çalışırız. Kötüyse onu tenkit etmen yerine önce kendimizi çeviririz. Aa bu huy bende de varmış. Ben bunu bir atayım önce. Zaten sen atınca o da sana bakar. Aa der ben de şu huyumdan vazgeçeyim der. Dolayısıyla birbirimizi o zaman aynalık yaparız. Konuşmadan bile tedavi olmamız mümkün olabilir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, evde kılınan namaza bir sevap, mahalle mescidinde 25 sevap, cuma namazı kılınan büyük camide 500 sevap, Mescid-i Aksa'da 5000 sevap, Medine'deki bu mescidimde 50.000 sevap, Mescid-i Haram'da yani Kabe'de 100.000 sevap vardır. Allahu Allah, Allah Kerim Allah, Allahu Allah, Allah Rahim Allah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Gelin tevhid edelim, La ilahe illallah, Hakka doğru gidelim, La ilahe illallah, Hakka doğru gidelim, La ilahe illallah. Allahu Allah, Allah Kerim Allah, Allahu Allah, Allah Rahim Allah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Dertlerimiz dermanı, tenlerimizin canı, canlarımız cananı, La ilahe illallah, canlarımız cananı, La ilahe illallah. Allahu Allah, Allah Kerim Allah, Allahu Allah, Allah Rahim Allah, La ilahe illallah, La ilahe illallah.
anlamaz hiç razından, talibinin sözünden. La ilahe illallah, talibinin sözünden. La ilahe illallah, Allahu Allah, Allah Kerim, Allah Allahu Allah, Allah Rahim, Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Tam ilmihal saadeti ebediye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ibadetlerin eftali, Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kâfirleri kâfir oldukları için sevmemektir buyurdu. Allahü Teala Musa aleyhisselama, benim için ne işledin diye sordukta, ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikrettim deyince, ya Musa, namazların sana bürhandır, oruçların cehennemden siperdir, zekat kıyamet gününün sıcaklığından koruyan gölgedir, İsmimi söylemen de kabr ve kıyamet karanlığında seni aydınlatan nurdur. Yani bunların faydeleri hep sanadır. Benim için ne yaptın? Buyurdukta Musa aleyhisselam, ya Rabbi, senin için olan ameli bana bildir diye yalvardı. Cenab-ı Hak, ya Musa, dostlarımı benim için sevdin mi ve düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi? Mealindeki ayet-i kerime ile cevap verdi. Musa aleyhisselam da, Allah için amelin hubbu fillah ve buğdu fillah olduğunu anladı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Kuddise Sirruh, 3. Bölüm. Van'dan doğan o muazzam hidayet güneşi, pek büyük sıkıntılar yaşasa da, İstanbul'dan öylesine ışık verecektir ki dünyaya, bütün alem onun nuruyla aydınlanacaktır. Büyük Veli, İstanbul'da ilkin Gümüş Suyu Tepesi'ndeki Kaşgari dergâhına şeyh, imam ve vaiz olarak tayin edilir. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin büyüklüğünü bilen zamanın sultanı, daha sonra onu seçkin bir üniversite statüsündeki Süleymaniye Medresesi'ne tasavvuf müderrisi, yani ordinarius profesör olarak tayin eder. Dışarıdan ve içerden Devlet-i Aliye'nin yıkılmaya çalışıldığı, sapıkların, mezhepsizlerin dini bozmak için küstahça oyunlar ve şeytanca düşünceler geliştirip bunları yaymaya çalıştığı bir zamanda, Allahü Teala Eshab-ı Kiram'dan sonra İslamiyete en fazla hizmette bulunmuş bu milletin çocuklarını zayi etmez ve onlara rahmet ederek Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin İstanbul'da nihai ikametini nasip eyler. Abdülhakim Arvasi Hazretleri o muazzam ilmi, marifeti ve kimselerin nihayetini bilemediği hikmet deryası, mübarek kalbindeki manevi esrarlarla sapık güruha delillerle cevap vererek susturur onları. Mezhepsizlerin mesnetsiz, ilimden ve nakilden yoksun kasıtlı iddialarını yerle bir ederek onları karanlık dünyalarının küflü dehlizlerine geri gönderir. O zahir ve batın ilimlerde müthiş bir deryadır ki
nice üniversite mensupları, bilim adamları, devlet adamları içinden çıkamadıkları konuları, meseleleri bu zamanının bir tanesi olan büyük evliyaya arz eder ve hepsi de tatmin olmuş olarak dönerler geriye. Ermeni zulmüyle doğduğu yerlerden uzaklara hicret eden Hidayet Güneşi Abdülhakim Arvasi Hazretleri, payitahtta bir başka parıldamaya başlamıştır ki, bu yüzyıllara aydınlık saçacak bir muazzam doğumun ilk müjdeleridir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Kuddise Sirruh, muhabbet sahibi kalpleri kendine çeken bir büyük veli, onları marifetullah'a kavuşturan eşsiz bir derya, hiçlik denizlerinde yolunu kaybedenlere en büyük kılavuz, Allahü Teala'nın razı olduğu yolu bulduran bir kutup yıldızı, bid'atlerle kararmaya başlayan dünyayı ehli sünnetin aydınlık seherlerine kavuşturan bir emsalsiz güneştir kendi zamanında. O, memleketin işgal, din-i mübinin tehditler altında olduğu bir zamanda olmasının zorluklarıyla mücadele eden bir evliyadır. Büyük veli, derecesi tabiinden, hizmetleri eshab-ı kiramdan sonradır diye methettiği Osmanlı'nın ve aziz milletinin ve bu milletin uğruna canını seve seve vereceği mukaddes vatan toprağının bir aşığı olarak sürekli dua eder, dua ettirir. Ve nice insanları Doğu cephesine göndererek Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetler yapar. Abdülhakim Arvasi Hazretleri durup dinlenmeden camilerdeki vaazlarında, sohbetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve eshabının Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain yolları dışında kalan hiçbir yolun Allahü Teala'ya kavuşturamayacağını, ehli sünnetin kurtulan tek fırka olduğunu anlatır insanlara. İman, itikat, amel hususları, onun gönülleri tenvir eden sohbetlerin de vazgeçmediği hususlardır. Abdülhakim Arvasi Hazretleri, imanın ilk şartının Allah için sevmek, Allah için buğz etmek olduğunu hatırlatır sık sık. İnsanın seveceği insanın yolundan gidip, onun yoluna hizmet edeceği hakikati istikametinde, bütün talebelerine her zaman, her şekilde doğru yolu gösteren şaşmaz bir ölçü verir. Bu ölçü, kim sevilir, kim sevilmezdir. Ve elbette sevilecek olan Resulullah aleyhisselam, eshab-ı kiram ve onun yolunda olanlar, ehl-i sünnet alimleri, sevilmeyecek olanlar, kâfirler, bid'at sahipleri ve evliyaya düşmanlık edenlerdir. İşte bu muazzam ölçü, ihlas, itikadı doğru öğrenme, ameli doğru yapma ve Allahü Teala'nın dinini doğru olarak yayma başta olmak üzere bütün dünya ve ahiret nimetlerini içinde toplayan bir eşsiz anahtar, bir kılavuz olur sevenleri için. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala Adem aleyhisselam'dan beri her 1000 senede bir resul vasıtasıyla insanlara bir din göndermiştir. Son resul Muhammed aleyhisselam'dır. Ondan başka peygamber gelmeyecektir. O bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Allahü Teala ahirette dostlarını yani müminleri rahim sıfatıyla, keremiyle, ihsanıyla cennete ve cemaline kavuşturur. Edep, hududa, sınırlara riayet etmek, onu taşmamaktır. En büyük edep ise ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir. İslam ahlakı. Namazın vacipleri. Hanefi mezhebinde
Namazın vacipleri. İmamın arkasında Sübhaneke'den gayri bir şey okumamak. İmam ve yalnız kılan farzların iki rekatinde ve sair namazların her rekatinde birer kere Fatiha-i Şerife okumak. 4 ve 3 rekatlı farzların iki evvelki rekatlarında ve sair namazların her rekatında Zamm-ı Sure okumak. 3 ve 4 rekatlı farzlarda Fatiha-i Şerife'yi iki evvelki rekatlarda tahsis etmek. Bir farzdan bir farza intikal etmek. Fatiha-i Şerife'yi sureden evvel okumak. Kade-i Ula'da oturmak. Secdeleri birbiri arkasından yapmak. Kade-i Ahire'de tahiyyat okumak. Selam lafzıyla namazdan çıkmak. Salat-ı Vitr'de kunut duasını okumak. Bayram namazını kılarken zâid olan tekbirleri almak. İhfa ile okunacak yerde ihfa ile okumak. Cehr ile okunacak yerde cehr ile okumak. Tadil-i erkan ile kılmak. Namazda okursa yahut imamından işitirse tilavet secdesini etmek. Secde-i sehv etmek. 4 rekat olan farzlarda Kade-i Ula'da tahiyyat okuduktan sonra eğlenmeyip kalkmak. Her halde imama tabi olmak. Özrü yok ise bir kavle göre farzları cemaatle kılmak. Kurban Bayramı'nın arifesinin sabah namazından 4. günün ikindi namazına kadar 23 farz namazın akabinde tekbir-i teşrik okumak. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Buradaki arkamda gördüğünüz viraneyi size anlatmaya çalışacağım. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarla yapmakta olduğumuz programımızın bu bölümünde Mizanoğlu Mescidi'ni size anlatacağım. Arkamda gördüğünüz yerde Mizanoğlu Mescidi vardı. Bu mescit zaman içerisinde çıkarılan bir kanunla özel mülk olarak satıldı açık artırmayla. Bu satılmanın enteresan bir trafiği vardı efendim. Bir kere devlet diyor ki bu mescitleri, camileri satarken vereceğiniz açık artırma ilanlarında mescit ve cami adını kullanmayınız diyor. Ne kullanın? Vakıf gayrimenkulü veya gayrimenkul tesisi ibarelerini kullanın. Çünkü cami ve mescit adını kullanırsanız buna müşteri çıkmaz. İnsanlar camiyi satın almak istemezler diyor. Tabii ki istemediler hakikaten. Ama satışına karar verilmesi için bunun hakkında maili inhidam yani yıkılabilir, yok olabilir vaziyettedir, tehlikelidir ve ayakta duramıyor gibi bir rapor verilmesi lazım. 1927'den itibaren verilen bu raporların hiçbirisinde bu işin uzmanı olan kimselerin imzası yoktur. Binanın böyle bir rapor alabilmesi için bir mimarın, bir mühendisin, efendim dalındaki mühendisin yani elektrik mühendisi, bir mühendisin buraya teknik bir rapor vermesi lazım. Buna teknik rapor denir. Maalesef bu verilmediği gibi civardaki ilkokul öğretmenlerine bu görevler verilmiş. Onlar da gelmişler, bu tamam yıkılabilir demişler. Şöyle bakmışlar, rapor gitmiş. Zaten böyle rapor isteniyordu. Yani uzman seçilen kimsenin de bu raporu verme mecburiyeti var gibiydi sanki. Veya bir karakol polisine bu görev veriliyor. O mahallede duran karakol polisine. Sen işte böyle bir şey yap diye. Bu binaların %80'inin raporları
satış raporları Milli Eğitim Bakanlığı personeli tarafından verilmiştir. Tabii böyle uzman olmayınca, teknik uzmanlığı olmayınca bu raporlar çok kolay bir şekilde duvarından bir taş düşmüşse tamam bu maili inhidam diyor ama ana taşıyıcı mı, baba taşıyıcı mı belli değil. Bu şekilde Bursa'da merkezinde 288 tane cami, cami yeri, mescit, mescit yeri satışa çıkarılmıştır. Burada Bursa'da satılan cami ve mescitlerden bazılarının isimleri elime geçti. Onları sizlere anlatmak istiyorum. Bursa'yı Bizans'tan fetheden, alan Orhan Gazi'nin rahmetli hanımefendisi Lilüfer Hatun'un mescidi Bursa'da satıldı efendim. O dönemde, 1937'lerde, 27-37 arası çok fazla bir vakıf eseri satışı vardır. Sonra da 40 ile 50 arasında bu bayağı bir yaygın halde kullanıldı. Hatta satmayıp onar, kira verme, 50 sene otur dedikleri bedestenler vardır efendim. Nilüfer Hatun Mescidi. Sonra Kur'an-ı Kerim kursu yapıldı da satın alanlar efendim bilahare de parti binası haline getirildi 1949'larda. Maalesef Nilüfer Hatun'un mescidi. Zaferanlık Mescidi. Bursa Reyhan Mahallesi'nde ki numarasını şimdi söylemiyorum. Filan numaralı ev deyip geçiyorum. Var numarası elimde. Vermek istemiyorum. Sürmeli Mescidi. Bursa'nın fethinde şehirde ilk ezanı okuyan Ahi Hasan'ın yaptığı bu mescit, bunlar biline biline göz göre göre satıldı. Başka mesken yapılan mescitler Bursa'da satılıp da mesken yapılmış, ev olmuş, iş yeri olmuş. Süleymanpaşa Camii. Süleymanpaşa Camii Murat Han'ın yaptırdığı, ağabeyisinin adına yaptırdığı cami. Gelibolu'nun Fatihi, Trakya'nın Fatihi hatta. Hoca İlyas Mescidi, Hoca Yunus Mescidi, Hoca Menteş Mescidi, Hoca Turgut Mescidi, Simitçi Mescidi veya Simitçioğlu Mescidi, Aşık Yunus Mescidi, Karamanlı Mescidi, Mizanoğlu Mescidi, Oruç Bey Mescitleri. Ve kıymetli seyircilerim, şimdi bu satışa çıkan mescitleri alan kimselerin büyük bir kısmı ev ve iş yeri yapmaya almış. Bir kısmı da vaziyeti görüyor. Bu benim secdeye gittiğim, Allah'a ibadet ettiğim yerler kaybolup gidecek diye bastırıyor parayı alıyor. Ve diyor ki bu mescit kalacak. Mescidi kurtarıyor. Parasını veriyor, kurtarıyor. Halen Manisa'da benim bildiğim efendim mescitler var ki tapulu. Karaağaç'ta ise 18 tane cami ilçede 18 cami tapulu özel mülk ve camiler açık. İşte insanları kendi devletine karşı böyle ikili işlemler yapma mecburiyete bırakmışlar bir zamanlar bazı kimseler. Eline yetki geçen bazı insanlar. Şimdi buradan kefen süzen mescidine gideceğiz. Siz bu viraneyi daha fazla seyretmeyin ama bu da zihnimize bir nakş olsun efendim, işlensin efendim. Bura şimdi kamulaştırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı burayı inşallah yakın zamanda şu TOKİ bloklarının ortasında buraya yakışır bir hale çok kısa zamanda getireceğine ben inanıyorum. Nasip olursa o yapıldığında da gelir çekeriz efendim. Gidelim şimdi kefen süzen mescidine. Şimdi de kefen süzen camiini ziyaret ediyoruz. Onu anlatmaya çalışacağız. Fatih döneminde yapılmış bir cami, arkamdaki cami efendim. Harabiyetine bakar mısınız? Fatih dönemi nerede? 1453 İstanbul'un fethinden sonra yapılan İstanbul'daki camileri bir gözünüzün önüne getirin. Bir de Bursa'daki bu kalan camiyi bir görün.
Bakalım kıyaslayın nasıl olacak. Evet, bu cami uzun süre hizmet verdi. Bu bölgede tabii evler vardı, meskun mahaller vardı. Şimdi TOKİ konutları yapılmaya başlamış. Bir yandan da yapılıyor işte, topraklar yığılmış dağ gibi. Efendim oralarda yeni yeni bloklar yapılıyor. Tabii onlar yapılınca da bunlar da yapılacak. Bu kefen süzen caminin de yakında restorasyon adıyla köklü bir onarıma gireceğini duyduk. Ama şu anda içerisi kapalı. Döşenen yerlerde herhangi bir şey yok. Zaten bu haliyle insanın girmesi bile tehlikeli haldedir. Yani yıkılabilir durumda. Çok bakımsız kalmış. Uzun süre mescit olarak kullanılmış. Kefen süzen namında adı verilmiş olan bir hoca efendi bunu yaptırmış. Kefen süzen, yani kefenle bir şey süzen anlamına değil, kefeni inceleyen, bakalım iyi olmuş mu? Bir de kefenin kitaplarda bir ölçüsü vardır. Kaç parça olacaktır? Ne kadar arşından yapılır? Bunu iyice incelemeden teçhiz tekvin işini yapmazmış bu hoca efendim. Bu yanlış olur diye yapmazmış. Kefeni inceler, ondan sonra ha bu kitaba uygun der ve o kefenlemeyi yaparmış. Allah rahmet eylesin. Yani cenazenin kefenine kadar inceden inceye inceleyip kitaba uygun yapan hocalara ne mutlu efendim. Herkese nasip olur mu bu? Minareli bir cami. Minaresi de güzel, sade. Bir zamanlar tamirat görmüş. Epeyce bir tamirat görmüş. Ve 1930'larda, 38'lerde bu cami satışa çıkarılmış, satılmış. Kim bilir 50 liraya mı 60 liraya mı satıldı. Şahsa verildi. Depo olarak kullandı alan. Sonra ev olarak kullandı. Evet, mesken de oldu burası yani. Bu haliyle, minaresiyle ev olarak kullanıldı. 1950'ye kadar da bu devam etti. 1950'lerde malum memlekette bir düşünce değişikliği de oldu. Dolayısıyla Ege'deki birçok yerde böyle satılmış olan camiler tekrar hayata geçirilip insanların ibadet yapmaları için açıldılar. Yani bir anlamda kurtarıldılar. İşte bu bugüne kadar kurtarılamamış, kurtulamamış. Bir onarım yapmışlar 50'lerde. Efendim, ama yaptıran kimse bunun böyle bir ibadethane olarak kullanılmasını düşünmüş. O son alan kişi. Ve 53'te de halkın da yardımıyla tamir ettirilip ibadete açılmış. Ama köklü bir onarım yapılmadığı için 53'ten günümüze kadar da 60 seneden fazla bir zaman geçti. 60-61 sene geçmiş vaziyette. Dolayısıyla o zaman içinde de el sürülmeyince, biraz da buradaki yerleşim seyrekleşince, insanlar başka taraflara gidince, çünkü fazla bir yerleşim olamıyordu şehrin merkezinden biraz farklı yerde olduğu için, şehre küstünün alt tarafında olduğundan, böylece bu hale gelmiş. Bir bina da zaten bırakılır da kapısı açılmazsa çok kısa sürede 100 yıllık, 200 yıllık ihtiyarlamayı yaşar. Bu da öyle yaşamış. Ben şahsen gittim, kapısını ittim ama elime, üstüme, başıma bir sürü toz toprak baktım bulaşıyor. Hiç oralarla uğraşmayalım, gelelim buradan bu camiyi anlatalım. Buradan maksadımız nedir? Bir cami burada mesken olarak satılmış, mesken olarak kullanılmış, öncesinde depo olarak kullanılmış ve Fatih devrinden kalma bir cami. Bunu da sizlerle paylaştık. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın çok ileri seviyedeki Bursa destekleriyle, katkılarıyla bu camide çok yakın zamanda hayata geçirilen diğer camiler gibi, mesela Kiremitçi Sinan Camii var, Sinan Bey Camii, fevkalade güzel olmuş. Yani sanki paraşütle getirilmiş, konmuş gibi bu semte güzel bir halde. Bunun da o hale geleceğine inanarak bunu sizlerle paylaştık. Tarihte neler yaşamışız, siz de birazcık daha tefekkür edesiniz diye. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.